Namazın sünnetleri gruplarına göre maddeler halinde sayalım inşallah. 5 vakit namaz ile cuma namazı için ezan ve kâhnet okumak sünnettir. Demek ki ezan hangi namazlarda? 1, 5 vakit namazlarda farzdır. 2, cuma namazı. Onun ötesindeki namazlarda, mesela teravih, mesela bayram namazları. Buralarda sünnet ve kâhnet gerekmez. İşte 5 vakit namazın farzında ve cuma namazı, öğle namazının farzı yerine geçiyor zaten. Ezan okumak ve kâhnet getirmek erkeklere sünnettir. Bayanlara değil. Çünkü bayanlara bunlar cemaatle kılmaları gerekmeyebilir. Gerçi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Müslüman sahabi efendilerimiz erkeklerin arkasında saf tutarak camide namaz kılıyorlar idi ama daha sonra Efendimiz aynı zamanda onların evlerinde namaz kılmalarının da camide cemaat gibi sevaplı olduğunu söylemiştir. Uzun bir konu, camilere gelsinler mi gelmesinler mi de tartışmışlar. Sonra ortalığın fitne ve fesada, kılık kıyafetlerin değişmesi, erkeklerin de kadınlar gibi takvaların bozulması, yolda gidip gelen kadınlara işte şehvetle bakmaları vesaire hususlardan dolayı camiye gelmemeyi gelmekten daha faziletli görmüşler. Evlerinde namaz kılsınlar demişler. Evlerinde namaz kılarken onlar ne ezan okurlar ya da kâhnet getirir. Böyle bir mükellefiyetleri yoktur bayanlar için. Cemaatle kılınacak namazlar için ezan ve kâhnet sünnettir. Birden fazla kazayı kılacaksak bir araya geldik. Bir ezan bütün diğer kazalar için geçerli olabilir. Ben hepsine de ezan okumak istiyorum diyene buyur okur. Yani yasak yok. Ezan güzel şey değil. Ezan zikrullah'tır. Allahu Ekber diyor. Ezan muhteşem bir şey. Ezanı zamanında anlatmıştık. O dersimiz geçti. Yeryüzünde ezandan muhteşem bir slogan yoktur. Günde 5 defa bütün dünyaya İslam'ın en temel ilkeleri duyurulmaktadır ezan sayesinde. Elhamdülillah. Müthiş bir şey. Eğitim açısından da öyle. İnsanları şuurlandırma açısından da öyle. Ama yeterlilik açısından söylüyorum. Bir araya gelmiş, beraberce namazı geçirmiş insanlar, cemaatle kılacakları zaman bir ezan okursalar yeter. Ama her bir farzı kaza ettikçe kâhneti tekrar getirecekler. Münferit namaz kılanlar onlar da böyledir. Yani bir ezan okurlar, evlerdeyse gerekmez o da, kâhnet getirirler kendileri için diyor. Kendi evinde tek başına namaz kılacak erkekler için ezan ile kâhnet müstahaptır. Demin sünnet ve müstahap arasındaki farkı görmüştük değil mi? Sünneti terk eden adam azarlanır. İşlerse çok sevap kazanır. Müstahabı terk eden adam azarlanmaz. Sadece elde edeceği sevabı kaçırır. Demek ki münferit namaz kılan, evde kazasını kılan insan ezan okumayabilir. Hatta kâhnet de getirmeyebilir. Getirmek, getirmemekten daha evladır, daha sevaptır. Getirmezse bir ayıbı, bir kusur yok ama tavsiye budur. Yani kârlı çıkar. Cuma günü şehirde bulundukları halde bir özür sebebiyle cuma namazını kılamayanlara öğle namazını kılarken ezan ve kâhnet gerekmez. Onu cemaat yapmıştır. Kadınlar için de ezan ve kâhnet sünnet değildir. Din kendilerinden böyle bir sorumluluk ister. Biz kâhnet getirmek istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz ezanda sesin yükseltilmesi var. Kâhnette cemaatin duyacağı kadar tek başına kendi kılıyorsa kendi duyacak. Getirir. Din kendisinden istemiyor ama kâhnet getirmek istiyorsa getirir. Getirme diye de zorlanmaz ama ezanı okuma çünkü onun şanı yüksek sesle okumaktır.
İkinci bir sünnet grubu, iftitah tekbiri için elleri yukarıya kaldırmak sünnettir. İftitah tekbirinin kendisi farzdır. Nedir o? Allahu Ekber'dir. İftitah tekbirini Allahu Ekber diyerek almak vacipti değil mi? Allahu Azam dersen, Allahu Ekber demediğin için namaz namaz olur ama seyir secdesi gerektirir. Doğru değil. Şimdi iftitah tekbirini alırken eli kaldırmak sünnettir. Tekbiri konuşmuyoruz değil mi? Elin biçimini söylüyoruz. Bizim mezhebimizde erkekler iftitah tekbirini kaldırırken avuç işleri kıbleye karşı böyle birbirine karşı olsa da olur ama eftal olan kıbleye karşı ne böyle inadına açık ne inadına sıkı sıkı kapalı kendi halinde baş parmaklar kulak memelerine değecek kadar yükseklikle kaldırırlar. Tekbiri öyle alırlar. Dikkat edin, tekbir kelimesini söylememeye çalışıyorum. Neden? Tekbirin kendisi farzdır. Allahu Ekber diyerek tekbiri getirmek vaciptir. Biz neden bahsediyoruz? El kaldırmaktır. Bayanlar ellerini omuzlarının hizasında kaldırırlar. Erkekler tekbiri aldıktan sonra ellerini bizim mezhebimize göre göbeklerinin altında sağ el, sol elin üstünde şu iki parmak, baş parmak ve serçe parmak kıvrılır, bileği yakalayarak geriye kalan üç parmak da bileğin üstünde göbeğinin altında tutarlar. Şafiler biraz üstte tutarlar. Bayanlara gelince bizim mezhebimizde önce onu söyleyelim. Göğüslerinin üzerinde sağ eli, sol elin üstünde. Biz de sağa, sola, hayırlı işlerde daima tercih edilmişiz. Yani bir su mu dağıtılacak? Meclisin büyüğü kimse ondan başlanır. Sağ tarafından. Elbise mi giyiyoruz? Sağ kolumuzda. Çıkarırken sol kolumuzda. Bu hayırlı olan her işte böyle. El bağlama hususunda da sağ solun üstünde. Hatta bu sünnet olduğu için biz bugün pek dikkate almıyoruz ama muttaki kullar bunlara çok dikkat ederler. Sami Efendi rahmetullahi aleyh ceketinin paldosunun düğmesini bile sağ solun üstüne gelecek şekilde diktirmiş. Bir gün terzisi alışkanlık icabı bu tarzı unutmuş. Şimdi bizim yaptığımız gibi sağ solun altında kalacak şekilde murtat gitmiş. Neden? Batılda böyle giyiyorlar. Biz de batının yolunu tuttuk ya. Daha o kadar şuurlanamadık terzilerimize varıncaya kadar. Mübarek saat bakıyor. Böyle yapılmış. Hiç yüzüne vurmuyor. Hiç utandırmıyor. Nasıl insanlar? Kusur derslerini yapmış oldukları için yakmış kül etmişler. Güler yüz, tatlı dille rüşvetini veriyor, paketi alıyor, bir fakir fukaraya hediye ediyor. Kendisi yeniden sağ solun üstüne gelecek şekilde diktirir. Bu bilinçli yapılırsa müthiş bir şeydir. Bilinçsiz olursa o kadar da önemli değildir. Yani böyle olmasa ne olur? Böyle olan sevap gider o kadar. Yoksa aleyhte bir şey olmaz. Bundan dolayı ayıplanmaz. Bundan dolayı bir Müslüman biz de sakın ayıplamayalım. Bir adabı, bir nafileyi, bir tasavvuyu terk etti diye bir insan ayıplanmaz, aşağılanmaz. Çok günah zaten ayıplamak, aşağılamak haramdır. Adam nihayet sevabını kaçırmıştır. Bundan dolayı hakaret edilir, aşağılanır, günah işlenir mi? Hakaret günahtır. Alay, günah, kavga, çıkartma zaten ödemiş. Sağ, solun üstünde olması, hayırlı işlerin sağdan başlaması bizim dinimizde temel bir ilkedir. Peygamber Efendimiz oturuyordu, kendisini ikram edildi. Sonra sağında bir genç orada Ebu Bekir Efendimiz vardı. Her zaman Ebu Bekir Efendimiz sağında olurdu. Bu sefer genç gelmiş, erken yer almış demek ki. Allah'a emanet, süt müydü o? Peygamberimiz baktı delikanlıya, Ebu Bekir Efendimiz'i de çok sever. Dedi ki, hakkını
müsaade eder misin Ebu Bekir'e versek, önce ondan ikram başlasa? Yok ya Resulallah, Ebu Bekir büyük bir zattır, çok faziletleri var. Bense aciz, fakir birisiyim, senden gelecek her lütfa herkesten daha fazla muhtacım. Veremem dedi, hakkısını aldı. Peygamberimiz de tebessüm etti, hiç de ayıplandı. Sağa tercih ederim. El bağlama hususunda da sağa böyle. Kadınların her hareketi tesettüre dikkatle ayarlanmıştır. El bağlarken göğsü kapatır. Biraz sonra rükûda söyleyeceğiz, dizleri hafifçe kırar ve yolunu bükülür. Erkekler dik tutarken. Burada da böyle kadınlar elbiseleri, ellerini sağa sonra üstünde göğüslerini kapatırlar. Bunu neden böyle yapıyoruz? Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle tarif edilmiş. Vail bin Hucur radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazın başında iki elini kaldırıp tekbir alırken ve ellerini kulak memelerine kadar kaldırdığını gördüğünü söylemiş. Bera İbn-i Azib bizzat görmeksiyle beraber dille şunu söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman ellerini baş parmakları, kulakları hizasında olacak şekilde kaldırıyordu. Enes radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şu şekilde gördüm. Tekbir aldı ve baş parmaklarını, kulaklarının hizasına kadar kaldırdı. Demek ki İmam-ı Azam, taklit ettiğimiz mezhebimizin büyüğü müştehidimiz, bu hadislere dayanarak elleri kulak memelerine kadar kaldırmanın sünnet olduğunu söylüyor. Ama Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen böyle kaldırmış ve arkasında namaz kılanlar bunu görmüşler. Ama bazen omuz hizasına kadar kaldırdığı da olmuştur. Bunu da görenler var. Bunların hadisini de İmam Şafii ve İmam Malik arıyor, eller kaldırırken omuz hizasında tutulur demiştir. O da hak. O da bir başka sahabeden böyle gördüğünü de söylemiş. Allah-u Alem Peygamberimiz böyle de tekbir almıştır, böyle de tekbir almıştır. Her ikisi de o Peygamberimizden geliyor. Şafii kardeşlerimiz buraya kadar ellerini kaldırırlar. Malikiler de öyle. Omuz hizalarına kadar kaldırıyorlar. Peki bunların dayandığı delil nedir? Onlar da Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'ın naklettiği bir hadis-i şerif. Şöyle buyuruyor. Resulullah'ı namaza başlarken iki elini omuz hizasına kadar kaldırırdı diyor. Bunu gördüğünü söylüyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh. Hanbeliler, yani Ahmet bin Hanbel'in içtihadını takip eden Müslüman kardeşlerimiz, dört mezhepten dördüncüsü, onlar da diyorlar ki, biz hadis kitaplarında Peygamberimizin öyle de yaptığını gördük, öyle de yaptığını gördük, sahabe öyle de yaptığını. Öyleyse Müslüman öyle de yapar, böyle de yapar, öyle de yapar. Bunların hepsi caizdir. İlle de şu olur demeyiz diyorlar. Bu da güzel bir şey. Fakat değerli kardeşlerim, biz bütün bu Kur'an ve hadisi şerifleri okuyup, işte alınacak, alınmayacak, tercih edecekleri bilecek kadar güçlü alim olmadığımız için, bizim gibi insanlar şaşırmasın diye bir müştehidi taklit ederler. Biz Ebu İmam Azam, Ebu Hanife'nin mezhebini, içtihadını kabul etmişiz. Biz ona itimat ederek o mezhep üzere gidiyoruz. Yapılması gereken de budur. Yani müştehit seviyesinde değilse bir Müslüman, Kur'an ve hadisten hüküm çıkarabilecek kadar, ki bu içtihat ciddi bir iştir, daha birçok ilimleri gerektirir. Bu seviyede değilse bir müştehidi taklit eder. Tabi o taklit eden insanlar da bunları neden böyle yaptıklarını bilerek yaparlar. Avamdan gene bir üstünlükleri olur. Bazı insanlar, yeri gelmişken söyleyelim, bir mezhebi taklit etmek zorunda mıyım, ben etmiyorum diyor. Yani sen Kur'an ve sünnetten Arapçayı çok iyi biliyor, fıkhı çok iyi biliyor, sünneti çok iyi biliyor, hangi hadis hangisine karşı neden tercih edilir, bunları çok iyi biliyorsan, içtihat seviyesinde bir insansan, gel senin ellerinden öpelim. Bizim böyle alimlere bu asırda çok büyük ihtiyacımız var. Neredesin sen? Gel ellerinden öpelim, senden istifade edelim. Doğrudur.
İçtihat seviyesine çıkmış bir insanın bir başkası müştehidi taklit etmesi caiz de değil zaten. Sen bildiğin gibi yap. Ama yok kardeşim, sen Arapça bilmezsin. Kur'an'ı bilmezsin. Hadisi bilmezsin. Usulü fıkhı bilmezsin. Üç tane kitap okumuş çıkıp böyle konuşuyorsun. Sen de haddini bilmeyen bir, yani edebini kaybetmiş bir insan olursun. Buna da dikkat etmek lazım. Çağımızda böylesi insanlar da var. Gerçekten içtihat seviyesinde bir alimse ellerinden öperim ve istifade ederim. Dizini bir çökerim önünde ve ondan ilim öğrenirim. Ama yoksa şarlatana da haddini bildirmek lazım. Şafii ve Hanbelilere göre elleri rüküye eğilirken ve rüküden doğrulurken de kaldırmak sünnettir. Şafii ve Hanbeliler. Onun için Allahu Ekber diye rüküye giderken dikkat ederseniz Şafii kardeşlerimiz böyle yaparlar. Rükudan sonra kaldırdıklarında Semiallahu limen hamide, elleri yine böyle kaldırırlar. İmam böyle söyler, biz Rablerine melekel hamd deriz. Bu kadar. Secdeden başını kaldırdıklarını da söylemezler. Bu zahit tekbirler bizim mezhebimizde yok. Ama memleketimizde Şafii kardeşlerimiz çok olduğu için biz bunu burada görüyoruz. Diğer mezhepleri de hacca umreye giden kardeşlerimiz dört mezhebin dördünü de orada görürler. Değişik değişik hareketleri. O yüzden burada derler ki bak orada ibadetler esnasında farklı hareketler görürsen yadırgama, kimseyi ayıplama, kimseyle de kavga etme derler. Bu da tembih ederler. Geçen ders anlatmıştın değil mi? Kayseri Galez Camisi'ndeki. Duymayan kardeşlerimiz bir daha söyleyelim. Adam Allahu Ekber diyor, rüküye gidiyor, el kaldırıyor. Semiallahu lümen diyor, el kaldırıyor. Tadil-i erkenden bahsediyoruz biz Hanefiler. İhtiyar gibi oturmuş, beklemiş bu delikanlıyı. Efendim namaz kılıyor. Ellerinde mübarek böyle bağırıyor herhalde. Bu da var dilimizde, bir başka mezhepte. Biz göbeğimizin altında, Şafii üstündedir. Efendim kimisi Malikiler cemaatle namaz kılarken ellerini böyle hazır ol vaziyetinde saygıyla tutarlar. Hakikaten saygıyla hazır ol vaziyetinde tutmak, o da insanın içine işliyor yani. Ben kimin huzurunda böyle saygıyla hazır ol vaziyetinde duruyorum? Tüyleri diken diken oluyor adamın. Biz her zaman yapmadığımızda ama bir iki defa ben nedir bu kardeşlerimizin mezhebi, nasıl bir insana duygu geliyor diye durdum. Demek ki her zaman yapılma farklı bir şey olduğu için insanı titretiyor böyle. Allah'ın huzurunda böyle hazır vaziyetinde dururlar. Kendi kendilerine kıldıkları zaman da biraz gelişe böyle dururlar. E şimdi bunu görmüş. Dur diyor, şuna bir emri bir maruf yapayım bir ihtiyar. Bekliyor. Senin selamını verdikten sonra yavrum diyor, namaz öyle ikide bir el sallanmaz diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Yapma bunu diye nasihat ederken delikanlı diyor ki amcacığım ben Şafii'yim diyor. Ha diyor ihtiyar bir yandan da kalkarak, ben de seni Müslüman sanmıştım. Evet, bu dersler mezheplerin nasıl çıktığını da aynı zamanda bize gösteriyor.